Okan Gaytancıoğlu, Edirne Milletvekili. Buyurun Sayın Gaytancıoğlu, süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu hafta yerli malı haftası. Unuttuğunuz bir hafta. Yerli malı haftasına başlarken siz çok kötü başladınız. Dün 1 milyon ton sıfır gümrükle buğday ithalatını 1,5 milyon tona çıkardınız. Yerli malı haftasında bunu yaptınız. Size bir şeyleri hatırlatmak istiyorum. Bakın, tarım politikası dediğiniz nedir biliyor musunuz? Tarım politikasının tam 4 ayağı vardır. 1. ayağı çiftçilerin ekonomik yaşantılarını iyileştirmektir. Çiftçimizin ekonomik yaşantısı mı var? Borç içerisinde yüzüyorlar. Tarlaları, traktörleri, ahırları, inekleri hepsi ipotekli. Demek ki siz çiftçinin ekonomik yaşantısını iyileştirememişsiniz. Peki 2. ayağı nedir? Refah düzeyini yükseltmek. Çiftçilerimiz refah içinde mi yaşıyorlar? Hayır. 17 yıldır uyguladığınız politikalar neticesinde köyden kente göç ettiler. Büyük şehirlerin varoşlarında yaşıyorlar. Refahları ciddi anlamda düştü. Bir de kökeniniz Refah Partisi. Oradan geliyorsunuz ama refah düzeylerini yükseltemediniz. 3. ayağı nedir? 3. ayağı tarımsal üretimi kamu yararına düzenlemek. Kamu hepimiziz. Yani üreten bir ülke, Türkiye bir tarım ülkesi. Bu coğrafyada her şey yetişiyor ama siz üretimi maalesef kamu yararına düzenleyemiyorsunuz. Her şeyi ithal etmeye başladık. Ya Türkiye ne ithal eder biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Kahve ithal eder. Onun dışında bir şey ithal etmez. Her şey bizde yetişiyor. Hepsi de verimli yetişiyor. Yani bu yetişen ürünlere destek verirsiniz ama destekleri vermiyorsunuz. Kime destek verdiğinizi biliyoruz. Şimdi bakan biraz sonra çıkacak, diyecek ki biz bütçeyi arttırdık. Evet, arttırdınız. Enflasyon oranında arttırdınız. Biraz daha destek yaptınız ama yetmez. Yasayla verilmesi gereken desteği yıllardır vermediniz. Çiftçinin borcu gün geçtikçe arttı. Demek ki tarımsal üretimi de kamunun yararına düzenleyememişsiniz. Üreten bir ülke gitmiş, tüketen bir ülke gelmiş, ithalatçı bir ülke gelmiş. 4. ayağı tüketicileri aşırı fiyat artışlarından kurtarmaktır. Yani gıda ucuz olmalı, bol olmalı ve güvenilir olmalı. Şimdi soruyorum. Sokaktan kime geçerseniz, kimi geçen birini kime sorarsanız sorun, gıdaya güveniyor musunuz? Soru işareti. Bol mu? Alamıyorum. Güvenilir mi? Fiyatlar nedir? Çok yüksek. Yani gıda enflasyonu diyorsunuz. Gıda enflasyonunu kendiniz yaratıyorsunuz. Neden? Dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar tarımsal üretimde elektrik pahalı olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde tarımda kullanılan girdiler, gübre, ilaç, mazot, tohum, yem pahalı olmaz. Siz bunların fiyatlarını arttırıyorsunuz. Arttırmanız gereken ürün fiyatlarını nedense arttırmıyorsunuz. Yani güzel bir kamu politikasıyla alımlar yapabilseniz, alımları düzenleyebilseniz, desteklemeleri zamanında öderseniz diyoruz. Ya dilimizde tüy bitti. Artık utanıyoruz. Buzağı desteklerini hala ödemediniz ya. 2018'in buzağı desteklerini niye ödemiyorsunuz? Para mı yok? Bu kadar da olmaz yani. Ondan sonra et ithalatı yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki 2020'de vallahi billahi yapmayacağız. Yapmayacaksınız tabii. Doldurdunuz her tarafı. Depolar dolu, stoklar dolu. İnsanlar artık yemekten vazgeçti. Tüketmekten vazgeçti. Siz demek ki tüketicileri aşırı fiyat artışlarından da koruyacak politikaları geliştirememişsiniz. Yani niye geliştirememişsiniz? Çünkü bu yönde bir politikanız yok. Sizin politikanız günübirlik. Eyvah, ne sıkıntısı var? Buğday sıkıntısı var. Hemen ithalat yapalım. Ya bu ülkede buğday ekim alanları neden azaldı?
Neden ben sulama altyapısını güçlendiremiyorum diye politikalar yapıyor musunuz? Gelin hep beraber bunları çözelim diyor musunuz? Hayır, çözmüyorsunuz. Peki çiftçi ne yapıyor? Çiftçi ne yapsın? Çiftçi başka bir işi yok. Gidebileceği başka bir yer yok. Buyurun tamamlayın Sayın Gaytancıoğlu. Bu ülkede yaşıyor. Niye? Bu ülkeyi kuranlar zaten çiftçiler. Kurtuluş Savaşı'nda onlar vardı, Çanakkale'de onlar vardı, Atatürk de onlara efendi dedi. Şimdi efendiyi efendi gibi yaşatmak var, efendiyi sefil hale getirdiniz. Efendi borçlandı, üretmek istiyor, başka yaptığı bir iş yok. Tarlası müsait, bahçesi müsait, babadan kalma yöntemlerle üretmeye çalışıyor. Sizin ona teknoloji götürmeniz lazım. Bir sürü ziraat fakültesi, veteriner fakültesi açmışsınız ama işsiz çoğu. Atama yapmanız lazım. Hala bir haber yok. Soruyoruz, bir cevap bile vermiyorsunuz. Ya genç bunlar. Bunları gönderin. Tarlaya gitsinler, ahıra girsinler. Birlikte üretim yapsınlar. Destekleme verin. Genç çiftçi projesi diyorsunuz. Hayvanları dağıtıyorsunuz. Çoğu hastalıklı. Yani siz tarımı yönetemiyorsunuz. Teknik anlamda da yönetemiyorsunuz. Siyasi anlamda da yönetemiyorsunuz. İflas etti tarım politikanız. Gerçekten iflas etti ama bu böyle gitmez, gitmiyor. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.